Hepinize selamlar benim güzel izleyenlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün tüm gece et döner yiyeceğiz. Döner yiyeceğiz ve tabii ki yanımda muhafazakar Evrim Ağacı var arkadaşlar. Evrim Ağacı aşağı, Evrim Ağacı yukarıya. Evrim Ağacı'na muhafazakar versin. Kardeşim benim. Oğlum çok benzetiyorlar. Fazla. Ha, sen de işte inançlı halisin kardeşim. Eyvallah. Bu arada hoş geldin Yasin. Kardeşim hoş buldum. Bayağıdır yoktun. Vallahi. Kankacığım. Burada olmaktan, sizin karşınızda olmaktan ve seninle olmaktan keyif alıyorum. Ve en güzel yemek şekliyle. Evet, bugün et dönercilere gideceğiz arkadaşlar. Ve gece açık olanlar. Ha, gece açmıyor ama 12'de kapatıyor, ona da bakarız. Ama dönere doyacaksınız diyebilir miyiz? Gece bir de. Yani. Tüm gün yaptık, tüm gece yapmadık kanka. Eskiden canımız döner çekerdi ama yiyemezdik. Yiyemezdik. Bir saati vardı. Evet. Şimdi şanslıyız, bir gece dönerciler vesaire bir furya var. Umarım kalıcı da olur. O yüzden biz hazırız. Canı çektiği an biz hazırız, siz de hazırsınız. Herkes hazır. Ortam hazır. Hadi başlayalım. Yallah. Şimdi Beşiktaş'ta Kartal Köz'e dönere geldik. Dışarıda giriş alacaktık da ortam hep böyle var falan, müzik olunca. Bak, müzik var, müzik var. Evet. Hep bir kopmalı, hep bir fazla gürültülü. Gürültü. Bir apaçı tarzı. Niye? Kanka gençler seviyor. Baksana bir apaçı da burada var. Açtırıyı dinliyor. Şimdi bu Furkan'la ne yapacaksın sen? Bir apaçı bizde burada var abi bizim. Şimdi şöyle bir şey yapalım dedik. Bir porsiyon söyleyelim dedik. Bir de dürüm söyleyelim dedik. Çünkü Yasin Bey yediğini içtiğini dikkat ediyor. Ben dürüm yemem, sen dürüm yem de porsiyonu göstermiş oluruz diye. Sıyırdı öyle bir. Ya sen nasıl sattın 2 dakikada ya? Ama döner güzel duruyordu. Ama fikir de güzeldi. Güzel güzel. Döner güzel duruyordu. Lavaşları kendileri falan yapıyormuş. Orada o şey var gibi, bir şey yanıyor. Abi, yapıştırıyorlar böyle. Ahmet çeker tandır diye düşünüyorum orayı. Çeker misin Ahmet? Ahmet çekmiştir aslanım bile ya. Çekmiştir değil mi? Göstermişizdir. Değil mi? O zaman sipariş gelince, şimdi biz de siz onları gösterelim o zaman. Hadi sipariş gelsin, biz buradayız. Evet, dönerler geldi. Yasin Bey'in porsiyonu da geldi. Ev patates kızartması mı o? Evet. Evcik. Da, evcik. Aşağıda bakmadım, bu pütte mi pişiyordu, gazda mı pişiyordu? Tat var çünkü. Közde. Söyleyeceğim o tadı. Onu dikkat etmedim çünkü arkadaşlar eti aldıktan sonra güzel bir lezzet duruyor sana. Böyle işte o bahsedilen köz olayı. Onu net geliyor. Marina dana. Başarılı. Közden dolayı geliyor. Oğlum. Tütsülü gibi. Değil mi? Bunu bu tarzda yapan birkaç yerde daha yemiştim. Aynı marinasyon ve tatla. Beğendim ama bunu soğutmadan hemen yemen lazım. Hele hava sorsa anında, evet. anında. Kurur arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu tip, bak bunlar hemen geldi mi çat 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 çat. Bak ben öyle yaptım. Yarısı bitti. Salatamız var. Güzel porsiyonlar. Bu arada bununla bu isteğe bağlı kardeşlerim. Ama işte turşuydu, salataydı. Onlar. Geliyor. Fıradım. Heh. Salataya çok alıştım ya. Ya kardeşim kaç kilo verdin? 20. Bir şey söyleyeyim, 20 verdin mi lan? Verdim de bu çok eşi lan. Bak ne güzel. Nasıl orta verdin oğlum bir sen 20 ya? Ben 10 diye 10'da bırakmıştım ben seni. Yok baba, 20 gitti. Tam 20 oldu hatta. Kamera şişman çıkarıyor. Evet verdin, verdin. Gerçekte görseniz biraz daha aksiyi bunun. Şimdi burada kardeşler şunu söyleyeyim. Lavaşı kendileri yapması ve bu tip şeyi çok okey. 12'ye kadar açıkmış burası bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, hani evet 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 evet. O saatleri soracağım. Unutmamaya çalışacağız. Burası 12'ye kadar açık. Yani bir 45-50 dakika sonra bize 11 çeyrek geçiyor. Ama tamam, döner fazlaydı bence. 12'de kapatamazlar. Döner çoktu. Değil mi? Hı-hı. Dönemler. Döner çoktu ya. 12'de kapatamazlar şu an. Sanmıyorum. Gelsin ultimatomu verdi, kapatamazlar dedi ya. Mal var abi orada. Orada bir mal var, bekliyor ya. Patates yemiyor musun kardeşim? Hayır. Oğlum bu hazır değil Yasin. Buna tadına bakacağım tabii ki. Gidiyor bu şimdi. Hazır değil. Anne patatesi bu. Ben sevmedim. Hı, ama hazır değil. Olsun, ben sevmedim. Ben, bana bayat geldi. Hazır geldi mi sana patates? Yok. Yok bayat. Ama döner, dönere kafa atarım. Döner aktı ama ha. Aktı. 385 miydi bu? Evet. 120 gram porsiyon. 300, hayır bu 100 gram, bizdeki sendeki 120. Ha. Bizimki 100 gram bu durum. Biz diyorum çünkü ekipçe söyledik. Yasin Bey hariç. Bunlar da 320 lira, ayranın fiyatı da 50 lira. Yani bu arada ben ayranı sevdim ama. Ben şu an salatadayım. Ya bak kardeşim, aha salata. Allah aşkına. Ya gelmiş yılları şişman, bana salatayla şov yapıyor ya. Yok lan şova bak, bekle dur, eken olursun. Pardon, çok özür dilerim. Gidiyorum mekana, tamam mı? Habire geliyor ne salata. Baba bunu 300 yaşı şişer ya. Allah aşkına göstereceğim diye bile bol bol havuk kazanında salata getiriyorlar. Vallahi 300 yaşı şişer. Evrim Ağacı'nı sinirlendirmeyin lan. O kadar. Akıllı olun. Doğru söylüyorsun bu arada. Evrim Ağacı. Kardeşim seninle tanışalım. Niye bu kadar bizi benzetiyorlar? Ben bu kadar benzetmiyorum bu arada.
Ama... Evrim amca hayatım dedin değil mi sen? Hayatım dedim. Hayatım biz tanışalım dedin adama. Kardeşim senin tanışalım. Niye o kadar bizi benzetiyorlar? Demek hayır. Ben. Hayatım demen için bence tanışıyor olman lazım ki hayatım dersin. Ben hayatım kendisini kullanırım da demedim ama bu kelimeyi... Hayatım dedim mi? Kayıtlar var. Kayda bakalım. Bakarız. Bakacağız. Akif şimdi geriye doğru sardı gösterdi inşallah. Hadi inşallah. Hayatım dedin adama. Demedim. Ama dediysen dedim. Hayatım. He dedim. O zaman hayatım biz burada gömelim. Söyledik. Hemen tamam, hızlı geçelim mi? Çok hızlı hem de. Hadi bebeğim. Mecidiyeköy'e geldik Yasin. Geldik kardeşim geldik. Mecidiyeköy gece dönercisi varmış hocam burada. Mecidiyeköy'de bir gece hayatı var ha. Bak gece videolarımızda, gece videolarımızda. Evet uğruyoruz tabii. Köfte ekmek yedik. Köfte için, gelmiştik. Sucuk var, ekmek var. İçin geldik. Geldik Mecidiyeköy'de. Geldik birçok şey için geldik buraya. Yani doğru. Hem böyle bir canlı hem cansız bir Mecidiyeköy. Beyefendiye dedim ki ekmek arası mı pide mi yiyelim? Dedi hepsi taze. Hepsi İstediğin var Hepsi var. Yalnız mekanda soba sıcaklığı yok mu şu an Yasin? Ben öyle zannettim. Gittim şunları yapıştım. Soba diye. Dekora yapıştı. Isınayım diye. Ha böyle arkamı döndüm. Tam bir kürdo burada gibi. Burada da var aynısından. Buraya da ha böyle yapıştım ben buraya. Aynen. Ben dedim ki bunu yapıyor. Soba zannettim ben. Ama halbuki onun sabah olmadı. Mecidiyeköy meydanından şey biliyorum. Burası dönerci değil bence. Tabii. Burayı şey gibi kanka. Gece dönercilerinde ben buna çok çekerken karşılaşmıştım bir yıl önce falan. Atıyorum işte ev yemekçi. Abi burası gündüz açık mı? Gündüz ev yemek. Peki burası gündüz ne abi burası? Gündüz ev yemeği. Şimdi değil mi? Çünkü konsept güzel ama gece anlamsız oldu dönerler. Evet. Ama şu an turda her şey. Tamam. Şey vardı bir tane mesela hamburgerci vardı karşıda. Gece de dönerciydi sonra kapattı. Bu gözden neler gördü? Tekstilciydi gece dönerciye çevirmişti. Ya bir tane bildiğin araba tamiri yeri. Tekstil sabah tekstilci bir de dönerci salladım. Araba tamirhane yeri vardı. Orayı dönerci yapmamışlardı. Şaşırdım neden gece dönerci yapmadım. Arkadaşlar maşallah. Deli gibi türedi gece dönercileri. Evet. Tek güzel yanı ne biliyor musun? Çoğu kuzudan kullanıyor. Bir lezzetsiz olma şansı yok. Şimdi bakalım. Yani şunu kestiriyorum. Bu kuzu olmayabilir. Kuzu olmayabilir. Bu kuzu kardeşim. Kuzu mu? Lifler, incelik, dökümen kuzu yok. Kuzu. Buğdan gitmiş zincirler var. Orada hiçbir şey görünmüyor. Vallahi ben görüyorum. Aha tam başından görüyorum ben de. Peki kardeşim. O zaman dönerimizi yalan mı söyleyeceğiz kardeş? Estağfurullah kardeşim. Yanılıyor olabilirsin. Hem çağırıyor sanki. Hem hakaret ediyor. Ben anlamadım yani. Yalancısın diyor, sahtekarsın diyor, pisliksin diyor. Hiç öyle bir şey demedim. Barış gezi buradayım. Döner kuzudan mı, danadan mı? Ben bana kuzu kuzuyu görmüşüm. Sen de dana görmüşsün. Ben de dana İkimiz de okeyiz. Bana kuzu karışık. Daha iyi. Daha iyi. Kuzu muhabbeti çok uzadı. Sipariş gezi biz buradayız. Tamam. Evet. Şöyle bir gösterelim. Ben gösterdiğimi düşünüyorum. Soğutmadan yemek istiyorum. Evet karışık. Doğru. Kıyma döner. Kıyma da var evet. Kesiş şekli belli. Ben buradan alamıyorum tattan. Ne buradan ye? Ayağısına alalım. Çünkü ekmeği falan sıkmışlar, unuta da mal falan. Ben daha parça etçiyim abi. Evet, ben de. Ama videoda onu söyleyecektim sana. Yaso, o anne patatesi bu arada. Senin bu anne patatesini bırakın ne yapacağız? Çok seviyorum. Patates lan işte. Kıyma döner dediğin gibi ben de kıyma değil de parça et falan muhabbeti. Neredeydi? Kanaat Lokantası Üsküdar. Yasin ben böyle bir kıyma döner yemedim. Hmm. Yediğim birçok parça etten de iyiydi. O çok iyiydi. Biliyor musun? O da. Yiyorum. Ha. Evet pilav güzel, lezzetliyim. Teşehriye de. Mis. Masa. Sen sevmedin değil mi? Ben bitirdim. Yasin sevmedi. Bu döneri Yasin sevseydi. Aa, ben parça etçiyim ya. Lezzet okey. Ha bu arada bunu söyleyeceğim. Lezzet takıyor bu arada. Ateş gören etin kötü olma şansı yok. Ha. Her damağa hitap eder. Ama burada ufak nüanslar işte kuzu, dana, parça, kıyma. Bu tamamen spesifik. Birçok kişinin yiyebileceği tarzda. Evet. Ya bana şey ağır geliyor, kuzu ağır geliyor, yok dana değil ben kuzu. Bu herkesin yiyebileceği tarzda. Senin izleyicilerin arasında kuzunun ağır geleceği bir kitle olduğunu düşünmüyorum. %5 bile değildir. Özellikle izleyen hanımefendi, takipçilerimde falan. Tamam, ana her dakika uğraşamam ki ama yani senle. Ya, o Tunay'la videomda ağzımızdan porsiyon hamburger çıkıyor ya. Kokoreç tüm fırlamış ona ya. Ona yazayım kaparım. Beni yazmış Tunay'ın videosunda. Onu çektiğiniz. Ağzınızdan çıkanları toplasak zaten tüm takipçileriniz doyar diye çok doğru söylemiş. Videoyu biz izledim oğlum ya, lama gibiyiz ya. Çok güzel mizahınız var vallahi takdir ediyorum. Vallahi. Ben gömdüm. Sen de göm önce gidelim bence hızlıca. Tamam. Daha gidecek çok mekan var çünkü bence. Fiyat 250, 320. 350. 350. Kaç? 120 gram. 120 gram. Pardon 100 gram. 120 100. Ha, o zaman ağır ağır yedim ben. Gömelim devam ediyoruz. Lezzet patlattı beynimi. Geliyorum.
Evet. Evet. Hop Ümraniye'ye ışınlandık. Ümraniye gece dönercisi. Evet, bir oradayız bir buradayız. Aynen öyle. Ümraniye gece dönercisine geldik. Burada bir videom da vardı. Hangisini hatırlamıyorum. Evet. Bir videoda vardı. Vardı. Çünkü lezzetli. Lezzetli. Kanka güzel. İçerisi evet. Dolu ama biz dışarıda otururuz. Yani ben o kalabalığa girmem. İçeride halı saha maçı var kanka. Evet. Şu sobanın yanında çömçürürüz. Arkadaşlar bir soba görünce öncelikle bak totomuzu ısıtıyoruz. Isınmış totoyla oturuyoruz. El egzolorluyuz. Vay la. Öyle hoştur ki. Vay la mı bravo. Sanki bu görsel gibi ama biraz daha. Hemen yaktırırız. Yok. Yaktırır ya. Şu alev sanki biraz daha hani. Onu coştururuz ya. Onu böyle var ya. Üf. Ha, ne yapıyor oraya? Ne oldu? Ne atıyor? Talaş. Salaş. Buna pelet derler buna. Yakıt kalorisi çok yüksektir. Bak hastalandık hemen. Yakıt kalorisi çok yüksektir. Gaza gelip buraya benzin dökmezsiniz inşallah. Gerçi litresi olmuş 50 lira. Nasıl dökeceksin? Ooo. Ey Elon Musk. Senin füzen mi? Bu füze mi? Ey Elon. Twitter'ı ne hale getirdin lan? He? Koy. Yaktın zaten bir değil. Soğan, domates, biber ne varsa koy. O zaman Yasin Bey sipariş versin biz buradayız. Yasumi. Bak geldi. Parça parça bu arada. Onu da gösterelim. Oh be. Bak. Ben böyle seviyorum baba ya. Ki sonuna denk geldik ha. Değil mi? İyi olmuş. Aynen. Hayır, parça kaça kadar çıktı? 4 yazıyordu. İyi hatırlattın ha, ben baktım. Onu söylerim diye. Burası da 2'ye kadar ama bak mesela saat şu an 1 herhalde. Bitti. Güzel evet. Ama burada 9'da açıyor herhalde. Çoğu. Ha. Domates koydurdum ama keşke koydurmasaydım. Değil mi? Evet. Etin o güzel tadını almak istiyorsun. Ya bu direkt işte parça et. Burada etin tadını alıyorsun yani. Gerçi sonda yine yorumlayacağız da. Bir önceki yere çok fresh kaçıyordu yani. Baba benim dönerden mutlu eden şeyim çok kızarmamış olması, kurumamış olması ve parça et olması. Evet. Bunlar benim dönerden mutlu eden şeyler abi. Özellikler. O da bak burada işte. Bak orada burada. Bir de benim damaklarıma göre yağ oranı biraz daha yüksek olması. Evet şimdi onu diyeceğim bak bu yağlı falan hani bu böyle. Ben mesela bunun sonu olduğunu sen demesen de anlardım. Ben çünkü burada başta yedim. Yani ben buraya önceden geldim. Ben buraya önceden geldiğim için. O etin ilk baştaki zamanlarını biliyorum. Ta küçük çocuk o et. Geldi. Biberine çöktük ama. Çök. Bayılır kanka. Acı değil zaten. Rahat. Yalnız bir hafta içine göre çok çevirme yok mu? Karşıda da burada da. Abi ben seviyorum abi. Yakalansın. Bayağı var. Varsa aradan yakalansın. Onu söyle canım. Ama fazla. Ben fazla gördüm yani. Değil mi? 5 ayrı noktada gördüm neredeyse. Tabii canım. Karşıda, i̇çine, burada. İçine çevirdik. İçine pas geçtik yoğunluktan. Beşiktaş'ta bir yerde çevirmedi. Giderken atladı arabadan. Ben onu anlamadım ha. Değil mi? O enteresan da. Dörtlü yakmış arabada duruyorlar dışarıda. Direkt paket oldular. Sonra. Kardeşlerim kurbanlık kuzu gibi bekliyordu orada valla. Polis geldi, bir anda sağa çekti, adamlar çöktü. Biz onu da anlamadık. Valla anlamadık. Emniyetim çalışıyor. Halk için emniyet. Tüm polis kardeşlerimizin polis günü kutlu olsun. Polis günü mü? Ben diyorum polis günü değil lan. Bir an beni bir şey yok, polis günü değil. Öyle haydi beraber herkese bu arada. Tüm herkesin beraber kutlu olsun. Ne bekliyorsun gece saat 1-2'de performansında? Ne bekliyorsun? John Toyahtı Bey. Fiyatı öğrendik mi biz Yasin? Fiyat neydi burada? Sen biliyorsundur. Unuttum ki. Pardon bakar mısın? Embezmenler kapıyı açar mısın? Bir şey soracağım. Overdolar ben. Fiyatlar neydi pozisyonu? Fiyat neydi? Mikrofona ne vurdu ya? O adam oğlum, yani. Evet ya. Fiyatları söyler misin abicim? Abi, 120 gram 300. Evet. 150 gram 380. Şey, 120 gram 300. 120 gram 300. Dürüm de 120 gram 240. 240. Sağ olasın. Eyvallah. Aynı zamanda şu an kadar en uygun fiyatlı. Niye porsiyon daha pahalı? 120 gram 100 gram baba. Hayır bunun da 120 gramı 240. Hayır genel anlamda. Aa, bunu geçen de yaşandık ya videoda. İşte bu. Doğru sen söyledin. Sen de demiştin. Ben de ona yürümüştüm işletmecilere. Yani 2 domates kesin diye niye 100 lira farklı ya mesela? Arası ben değilim. Değil mi? Geçen burada konuşmuştuk. İşte bizimize şu an döner bıçağıyla bizi bekliyor. Şu an bizi izliyor döner bıçağıyla. Gece göbelim. Allah razı olsun. Mutlu musun buradan? Şu pişmiş. Oğlum tabii. Bunu daha önce de ben yediğimde beğenmiştim yani.
Ha, vermiştim abi. O zaman başlarına geldik ka. Sen keşke... sobayı yakın diye Ümraniye'yi yaktı ben sana söyleyeyim. Baksana gitti Ahmet'in feri söndü gözü yaşardı. Kapat şurada hastaneydi. Ümraniye ilk yardım şurada bir yerdeydi. Biz geliyoruz. Şimdi neredeyiz ben de biliyorum. Yok şeydeyiz. E5'teyiz baba. E5 kenarında. Optimumun sağ solda kalıyor. Sana ileri doğru içen köyde oynuyorsun. Ama hangi? Şimdi tamam. Sahra Hacettin oradayız arkadaşlar. E5 tarafında metronun karşısında. E5 tarafında metronun karşısında. Değişik bir konsept. Aynen. Hub döner. Gece dönercisi. Ya şimdi, da Hub'u döner. Dönercisi. Şimdi buranın Karadeniz'de olma ihtimali %1 milyon. Hub'u dönerden mi geldin buraya? Aynen öyle. Şimdi Karadeniz'de olup da et döneri kötü yapma ihtimalini düşünmüyorum. İnşallah. Ve bu kadar da doluysa bir bildiği vardır. Şimdi aslında ki, yo balım dedim, burası dedi ki yer dedi çok önemli dedi. Bak dedi E5 kenarı dedi bak. Alan önü açık. Dedim ki kardeş, dediklerin hepsi doğru. Evet. Yer o bu falan. Ama lezzet yoksa buraya bu adamlar gelmez dedim. Bakalım kim yanılacak? Kim merakımızı az sonra gidereceğiz. Aynen. Parmaktan sonra. Aa içeri alındık. Benim kanala gelen bir şey ya. Aklım yanına geldi ya. Ha bu döner al da gel. Oo kardeş. Kazandım. Şimdi burada olay sert servis. Aynen. Abiler kolay gelsin. Tamam. Benimki porsiyon olacaktı abi bir tane. Abi ekmeğin arasında istemediğin herhangi bir şey var mı? Hayır. Şu an hepsi çok iyi duruyor. Patates püresi mi abim? Tereyağlı kaşarlı. Tereyağlı kaşarlı patates püresini attın içine. Püre döner mi olur lan? Şöyle. Oğlum beni değil bunu çeksene. Burada şaheser var lan. Oo biber daha. Domates yok. Domates yok. Turşu okey. Şu pişmiş biberden biraz daha atsana. Çok az daha koysana. Ben pişiririz abi. Porsiyon da var mı abi istemediğim için? Yasin'cim porsiyonda istemediğim bir şey var mı? Abi çok az püre koy başka hiçbir şey. Ayranı oradan mı alıyoruz? Ondan az koy bak geri kalan hiçbir şey koymana gerek yok. Ha böyle mi? Ha bu dönerde ha böyle aldık elimizce. Sen içecek? Yok. Sodan var ya. Sodan mı var dedi? Şimdi masaya mı ayakta mı? Bak ateş konsepti falan mı var ha Ahmet hocam? Ha? Yasin ha tabure mi? Yok ya ateş başı ya. O ateşi içi. O başlığı o ateşin içi oluyor. Olsun olsun ateşi ağırlarız şimdi. Şurası ha. Olur. Üstünü tamam. Pisleteceksin. Üstünü pisleteceksin. Canım sağ olsun ya. Canım sağ olsun ya. Kardeş hadi. Bak önüne. Bak önüne. Bak önüne. Ne halin varsa gör. Dönerimi soğutan bende kabahat. Şimdi. Karadeniz'in o çamları karşılıyor seni. Çam ağacının tadı karşılıyor seni. Yorum yapınca ben saçmayla. Abi güzel. Bak ne güzel karşıladı değil mi? Yumuşak, sulu. Lezzetli. Bu arada ortaklar falan Karadenizliymiş. İsimden zaten anladık. Yasin Bey yine porsiyon söyledi. İçine patates püresi koydular. Pişmiş soğan var. Biber var. Biber var. Turşu var. Var. Domates koydurmadım bu sefer ben. Biberden koydurdum. Püre lezzetli benziyor ha. Etin tadını alıyor musun etin? He. Ha? He valla. Bak. Şu konsepti beni koy. Oraya oturayım. Hı hı. Ben yiyeyim gelsin, yiyeyim gelsin, yiyeyim gelsin. Arkadaşlar bir ateş atalım. Oraya. Ama şu an doğu. Ve sırtım ısınsın. Ben hep de döner yiyeyim. Okeyim vallahi. Ekmeğe bak bir de ya. Bölüm kardeşime. Gerçi öbür tarafta yemedin sen ekmek de. Bir övünce merak ettim. Oğlum bunu değil Yasin abini çekecektin ekmeği yerken. Ahmet gece 12'den Ahmet, sonra Ahmet. İlk defa Ahmet'le gece çekimi yaptık. Demek ki Ahmet'ciğim gece çekimlerinde sana teşekkür edeceğiz abim. Bro bana hiç geçmiyor böyle ya. Soğan, işte şu, bu. Onlar. Hiç anlamıyorum ki ben. Et gayet geliyor kanka. Özlemişiz be Fırat. Video çekmeyeceğim özlemişiz be. Ve şu an gerçekten yani şunu itiraf edeyim. Bu gece şimdi et döner yedim diyorum ben. Güzel. Yani bak ne tadında bir yağında bir ağırlık var. Şöyle bir de açayım göstereyim ya. Ekmeğin içini göstermedik biz. Daldık. Bu arada büyük bir yarım ekmek bu. Bu 100 gram. Fiyat bu arada 190 TL bu 100 gramının. Fiyatları da çok uygun geldi. 190 TL mi bu? Evet abi. 190 Allah Allah. Lira. Doğru lan. Hakikaten porsiyonu evet. Kaldı. Aynen. Aynı mı? Tam fiyat performans seriymiş. Dol olmasının sebebi belli oldu. Vallahi billahi. Bize burayı öneren, tercih eden, ettiren sayın eniştem Sedat Bozkurt'a teşekkür ederim. Az bir Sedat abi miydi? Evet. Teşekkürler Sedat Bey. Sağ ol enişte, ablamın kocası. Ama nokta atışı değil mi Yasin? Cidden başarılı. Ben nasıl çok beğendim. Niye bakıyorum? Arkadaş ya etrafı çekiyormuş gibi yapıyor. Tamam. He. Beni alıyor sonra ben dönünce ben burayı alıyorum gibi yapıyor. Ben tanıdığım kadarıyla bu adam öyle uzaktan yapmaya gerek yok. Gelsin söylesen ona çekiyor zaten. Uzaktan yapınca böyle bir geriliyorum.
Geriliyorum. Gel yanıma. Asturis dilimi. Tüylü bamya. O mu öyle miydi lan? Ne öyle bamya? Tüylü bamya. Çükü bamya dedin daha demin. Tüylü bamya. Tüylü bamya. Reklam oğlum daha ya. Demin çükü bamya demedi mi? Tüylü bamya dedim hayatım. Tüylü bamya mı dedin? Bir reklam var ya öyle. Muazzeze abacı için çekilen. Püreden yemedin ama. Yedim tadına baktım. Püre bence gayet iyi akıyor bu arada. Ben kötü demedim. Mesajını tercih etmiyorum artık. Ya gecenin gelmiş Johnny Monis'i olmuş. Ha? Yemişim burada dibini yemişin. Gerçekten tereyağı tadı var bu arada. Var. Haksız mıyım? Net. Bu arada ben yedim ya. Ben gömdüm ya. Özledik. Oğlum burada hemen lazım Ahmet. Çeyrek yarım bir şey hemen lazım burada. Ben sana söyleyeyim. Ben bitirdim bile valla. Valla çok güzel aktı. Harbiden çok güzel aktı. O zaman ben biraz ağırdan sakın. Ben buraya aç gelsem yarım kilo gömerim. Net ben de. 500 gram rahat gömerim. Ekmeksiz bir kilo yakın yerim. Ekmekle 500 gram yerim. Sen kaç kilo yersin? Bak bunlar... Yok ekmekle tamam, 3 tamam, bir şey söyleyeceğim. Etmeyin. Ekmekle 3 tane yerim. 3 tane yemezsin lan. Sallama bu ekmekle yemezsin. Kanka 3 tane 100 gram yerim bundan. Tamam bu ekmekle yemezsin 3 tane. Aç. Yemezsin. Ahmet bile güldü buna. Bak, düşün gece şarteli kapatan Ahmet bile güldü. Bak, bu yarımdan büyük bir ekmek. Bu ekmek de yemezsin diyorum. Yarım ekmek de yiyebilirsin belki. Bu ekmek de yemezsin diyorum. Güdüğü şart değil. İddialaşalım gelelim 2 gün sonra deneyelim. Yiyemem. Gerek var mı ya? Lan bu arada 3 gün önce kar yağdı. Sonra güneş yağmur. Derken şimdi hava açtı ama soğuk kar soğuğu var. Hava açtı mı? Hava buz gibi. Vallahi her yerim dondu. Götüm dahil. Aha anca sınıf oldu. Kalçam diyoruz. Popom dahil. Senin gibi bir... Evrim ağacından ben hiç küfür duymadım. Küfür değil ki bu. Bu küfür mü kardeşlerim? Argo diyelim. Of ulan bak ama iyi ki buraya gelmedik ilkinde Ayasin. İlkinde bak buraya gelseydik çok yerdim. Ben tadını kaçırır çok yerdim. Vallahi çok yerdim. Of. Yani şu an böyle ağır ağır şey yapmama rağmen gidiyor yani akıyor yiyorum. Mecidiyeköy'de ben abiye ne dedim? Dedim ki abi dedim pide mi söyleyeyim ekmek mi hangisi taze dedim bak. Kafama göre söylemedim. Ama abi de kendisine güvendi hepsi dedi. Hepsi dedi. Abi de mi? İşte hepsi var dedi. Hepsi de demedi. Hepsi var dedi. O var anladı. Hangisi taze değil. O hangisi... Ben dedim ki hangisi taze abi dedim. Hangisini yiyelim? Hepsi var dedi. Abi ekmek geldi bayat. Kurban oldum. Yemedim bilmiyorum. Isıttın ettin tamam çıtırlık verdim ama bayat. Zaten kıyma ortalama bir et. Hani anladın mı? İçini salatalık atıyorsun etin tadını alamıyorsun. Baba hani... bunların hepsi bir bütün değil mi? Evet ekmek abi. Ekmek çıtır olacak, taze olacak. Ya bak adam döner, pişmiş. Kurumayacak. Lezzetli olacak. İşte bunlar birleşince oluyor sana et döner. Kardeşim bak adam bu saatte bir şekilde taze bir ekmek koydum önüme koydu. Patates püresi. Ben bunu tavuk dönerde yıllar önce Mecidiyeköy'de denemiştim. Et dönerde uzun zamandır denemedim ekmek arasında. Hep şeyde porsiyonlarda falan koyuyorlar da ekmeğin arasında uzun zamandır denememiştim. Yakışmış. Adam soğanı marinize etmiş. Hafif pişmiş hafif evet. Çiğ. Koymuş abi püreye. Ağızda lezzet patlıyor kanka. Bizim Ümraniye Gece Dönercisi'nin sonuna geldik. Evet. Şanssızıma. Sona geldiğimiz için biraz ağır oldu. Biraz ağır yağ kalıyor. Onun Allah'tan ben var ya oraya önceden gitmiştim. Yoksa evet. Ben şimdi mesela önceden bilmesem oranın lezzetini sonunu etsizsem üzülürdüm. Ola ki bu videoyu gördün gideceksin sonunu gördün ya yeme. Erken git başını ye. Yani dönerin başını ye. Dönerin başlangıçtaki pişim aşamasındaki halini ye. 10'da 10.30'da git. 9'da açılıyor 10.30 tamam, gibi git. Tamam tamam. Başını git sonuna git. Neye gidersen git. Git sonra kardeşim. Başka nereye çıkar? 4 tane de bitirdik herhalde mekanları. Hayır canım, ben şu an 5'i gidiyoruz mu? Ben şu an videoyu kapatıyorum. Bu 5. mekan baba. Neresi 5. mekan? Nereye gitti? Fırat tavuşmuş. Kartal'a gittik. Babacım ilk mekan nereye gittik? Kartal, Beşiktaş. Beşiktaş. Şişli. Sonra Şişli. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy. Sonra Ümraniye. 4'te burası. Video dağılmamış ki. Bir mekan daha lazım. Ha? Kardeşim bir mekan daha lazım. Ben tüm yorumları yaptım ama şu an. Gel güncelleriz. Bulursak güncel. Hallederiz. Bir mekan 4 mü hakikaten? Vallahi 4 oğlum. Bir mekan daha lazım abi. Ya tadını bırak bak. Aa ben çok doydum Yasin. Ben çok doydum. Ben bir gidemem. Sor, bir de bana sor. Arkadaşlar vallahi çok yedik ya. Yani kardeşler birkaç mekan daha var. Biz gidemedik siz gidin. Onları siz belirleyin. Abi burada da şu vardı yorumları yazın. Yazın çünkü çok açılmış. Ha, keşke şuraya da gitseydiniz bir yerde varsa orada yazın. Bir de şimdi gece dönercileri arkadaşlar gün gün değişiyor. Örneğin işte bugün pazartesi ise bazıları salı günü açık. Bazıları öyle tüm hafta açık. Öyle bir kabus var. Siz bu acıyı çekmeyin diye ne yaptık? Evet. Tüm hafta genel itibariyle bir gün hariç her gün açık olanları seçtik. Öyle mi? Öyle. Öyle. Doğru öyle. Mu? Doğru. Sonra Kartal'daki istadı var. Çok dağıldık. Toparlayalım mı? Kartal'dakinde istadı var. Evet. Ondan biraz sonra... Biraz kurutmasalar da güzeldi. Aynen öyle. Sen söyle ben hemen üstüne yorum yapayım. Unuttum çünkü. Kartal vardı işte. O gitti. Biraz kurumaması lavaşları lazımdı. Lavaşları çok güzeldi onların. Kesinlikle bak lavaşları var ya. Kendileri lavaşları harbiden başarılıydı. Bence oraya da 12 yani
Yani 12'ye kadar beklemeyin. Oraya da bence 12'den önce gidilmeli. Bu hani, bütün hepsi için geçerli hepsi, bu arada. Yok abi. Dönerci için. Güzel lezzetli dönem ekşiyorsan. Geldik işte. İlk kesimden sonra geldik ikinci kardeş. Kesim candır abi. A2'ye geliyor saat. Geldik. Ama döner fazla baba döner fazla. Bu ne oldu? Ay, gece aynı dönerciysen şey yapacaksın onu. Aynı şey değil. Yoğunluk olarak gece bitti de... sen ne yapacaksın abi? Ha? Yoğunluk olarak bitti sen ne yapacaksın? Bu da vicdansız ha. Vicdansız mı? Tam tersi fazla vicdanlı olduğum için bana diyorlar ki ya artık Sezgi abla gibi yapıştır geç kötüye kötü de. Diyorum Şişli'deki benim damak zevkime uymadı. Tamam. Ama bana da uymadı. Mecidiyeköy. Ama Yıldırım abi hizmeti için teşekkür ederim mesela. O aynen öyle. Güler yüzü için teşekkür ederim mesela. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne ki kötüyse kötü de. Mecidiyeköy'de kötü müydü? Orta. Yok kötü değildi. Kötü de işte anlatmak istediğim bu. Değildi. Şimdi damak zevkime uymadı dediğim zaman bu kötü değil. Kötü anlamında değil. Damak zevkime harbi uymadı yani. Ama yenecek bir döner. Ağza sürülmeyecek bir döner değil. Benim için kötü asla. Ağza sürülmeyecek bir döner olsaydı yok, yani. Asla. Anlatabildim mi? Bu arada bizim hani olayımız hep en iyisine gitmeye çalışıyoruz ya. Evet. Onların içinden ama kötü çıkmaz zaten. Ama benim için fiyat performans yeri burasıydı. Fiyat abi, performans benim için de net burası oldu. Net. 190 liraya çok yani, güzel bir etkiler yedim. Buradaki marinasyon benim çok sevdiğim ama bazen sevmediğim bir şey. O lüp et ve evet. Parça et olması var ya benim için bir evet. numara. Evet. Ama burası ona rağmen ikisi evet. benim için kapışır. Aynen öyle çünkü. Ben 1'e Ümraniye ve burayı koydum. Gece dönercisi ve burayı koydum. Ama dediğim gibi bura hakikaten. Ben de 1 bu, 2 Ümraniye, 3 Kartal bu 3, kadar. 3-4 aynı bence. Mecidiyeköy. Yıldıray abi. Yıldıray abi sağ ol. Yok şaka bir yana. Güler yüzün için. Çayın için. Çayın için. Ya diyorum ya gider yersin. Fiyatı neydi oranın? Fiyatı da yüksek miydi? 250 miydi? Babacığım hepsinin fiyatı 300-320-350 bandındaydı. Bandındaydı. Burası hariç. Burası bu fiyatlar en şey. Ama 100 gram gerçi. 120'si kaç gram? Dur. 100 gram. Abicim 100 gram 240 liraydı Ümraniye'de ya. Oğlum Ümraniye'de 240 gram 240 liraydı. Tamam Ümraniye aynıymış burası. 125 gram 235 lira burada da. Ümraniye'de grama, 100 gramı 200 gram. 200 TL'ydi. Hatırlamıyorum. 120 gram senin şeyin. 120 gram porsiyon. Tamam. 320 TL'ydi. Yok o zaman fiyat performans burası abi. Tabii canım. Nokta. Bu da ambiyans çok güzelmiş. Oğlum ben bayıldım lan. Biz buna sponsorluk mu aldık acaba? Alsam bu kadar söyletemezdi ki. Yemin ederim ha. Vallahi bak para alsam ben bunu bu kadar anlatmazdım. Kendimizden şüpheye düştüm ha. Ya bu kadar da anlatmadım. İyi dedik gelsin. Allah'tan. İyi dedik. Video, 20 dakikalık videonun 10 dakikasını buraya anlattık yemin ederim. Ama yok bu kadar anlatmadık. İyi dedik yani. İyi dedik abi. Diğer mekana gitmedik ya ondan uzattım biraz. Aa, izleyicilerimiz şey, de. Ha? Biz mi alıyoruz çayı? Aa saplamalı. Saplayak. Gel. Çayı alıp yorum yapardık ha. Merhaba hocam. 2 tane çay mı? Aynen sen aynen. Hatta 3 tane. İçiyor musun çay? Ben bunu ilk Bursa'da Karadeniz dönercisinde görmüştüm. Bu sistemi. Sen yoktun o videoda. Sen Bursa gece dönercilerinde yoktun kardeşim pardon. Gece konuğu olan beni kendi belirlemişti bunu. Sattı. Kime? Hanımla gittim. Hanımla gittim çektim olabilir. O videoyu. Olabilir. Ya bırak da eşimle de gideyim mi yani? Yaşları pisten olmam arkadaşlar. Yaşları önüne açalım. Sezo bu laf sana. Sen anladın. Hatırlıyor musun? Bir videoda laf çakmıştı. Tabii çakmıştı. O videodaydı işte. O video muydu? O videoda çakmıştı sana iyi kardeşim. Şöyle. Eyvallah aldım. Sağ olasın. Eyvallah. Ben şeker... Sen şeker atıyor muydun? Ahmet sen şeker atıyor musun? Maalesef. Kaç tane atıyorsun? Bir tane yeter atıyorsun, mi? Atıyorsun ha? Ahmet. Bir yeter abi. Bir yeter aldım, mi? Aldım. Utanma oğlum bir tane daha istiyorsan alalım ha. Vallahi mi? Ben de şu şeker kullanan bu hani şeyini masumiyetini kullanmayan da bu gereksiz şeyini anlamıyorum. Şeker kullanmıyorum. Videodan çıkacak mıyız bir noktada? Ya be özledik be. Ne yapak valla kaç zaman oldu hem bu videoya girmeyeli ben. 3 ay oldu mu? Hain. Yok şaka bir yana. Videoya çağırmazsın. İlgilenmezsin. Video şartına gömersin. Diyet yapıyorsun kardeşim 20 kilo verdim. Nasıl çağırayım seni? Nereye çağırayım? Kurban oldum. Evet kurban oldum. İzleyenler de var ya diyor ki bu hayır. Hani şu an bu mu 20 kilo verdi? Acaba kaç kilo diyorlar arkadaşlar, şu an? Arkadaşlar çünkü biz 130'lardan 140'lardan inmeye çalıştığımız için hani 40 kilo versek de 3 haneli'deyiz. Ya siz sen hala 3 haneli değil misin? 5 kat giydim. O yüzden böyle görünüyorum ha. Sen şu an 3 haneli misin? 3 haneli. 2 haneye çok az kaldı. Tamam 3 hanedesin kardeş. Yani 20 kilo verdin ama 3 hanedesin yani. Bir halimiz 3 harfler. Şu an 3'lerdeyiz abi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu son bölüme katlandığınız için çok teşekkür ederiz. Niye canım? Tüm fikirlerimizi açık açık söyledik. Beyan uzata ettik. Uzata. Keyif aldığımızda çayımızı Ahmet, da içtik. Ahmet karıştırıyorum çayını. Yasin'cim. Canım benim. Devrim ağacım. Gülüm benim. Yerim benim. Sağ olasın geldiğin için. Teşekkür sen ediyorum. Sağ ol. Uzun zaman olmuştu. Bekliyoruz ara ara. Buyur gel. Seni seven insanlar da çok çoğaldılar yani. Öyle varlar. Mi? Aynen. Gıcık olan ayar olan da var ama seven de çok. Ya, ama şöyle düşün. Benden de çok gıcık alıyor. Gıcık ala izleyen de var. Onlar negatiften besleniyor. Onları ignore ediyorum. Onlar da iyi ki görmüyorum. Var. Onlar sayesinde videosu izleniyor. Slash ignore bas. Sizleri seviyorum. Eski meseleciler anladı. Ben de. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay. Bir de güle. Çıkabildik mi sonunda?